Merhaba arkadaşlar, bu haftaki kitabımız Dedemin Bakkalı. Kitabın yazarı Şermin Yaşar. Kitap türü hikaye. Yayın evi Taze Kitap. Yayınlandığı yıl 2016. Sayfa sayısı 206. Kitabın arka kapak bilgisiyle başlamak istiyorum. O, tuz ruhu isteyen müşteriye yemek tuzu gönderip ruhu arkadan gelecek diyen bir girişimci. O, fakir müşterilere bedava ürünler satıp ücreti zenginlerin hesabına yazan bir kahraman. O, bakkaldaki içecekleri birbirine karıştırıp daha güzelini bulmak ve müşterilerine sunmak için uğraşan sivri zeka. O, Afrikalı çocuklara yardım göndermek için arkadaşlarının ellerinden kandil yiyeceklerini toplayan bir yardımsever. O, attığı her adım olay olan aşırı eğlenceli, cin fikirli, fena halde yenilikçi bir bakkal çırağı. Ticaret hayatında tam gaz koştu ama her seferinde yetişkinlerin dünyasını tostladı. Yetişkinler yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ve tüm deneyimleriyle senin için harika bir rehber hazırladı. Çocukların yetişkinlerle iletişimde dikkat etmesi gereken hassas konular bu kitapta. Tam 10 madde. Oku ve dikkat et. Sana bir sır vereyim. Yetişkinler her yerdeler. Şermin Çarkacan'ın kendi hatırlarından ilhamla kaleme aldığı Dedemin Bakkalı, büyüklere çocukların gözünden kendilerini görme imkanı verirken, küçüklere ticaretin, yenilikçi düşünmenin, büyüklerin dünyasının ve insan ilişkilerine dair inceliklerin ipuçlarını veriyor. Epey güldürüyor, biraz hüzünlendiriyor, uzun uzun düşündürüyor. Kitabın özet bölümüne değinmek istiyorum. Küçük Şebnem henüz 8 yaşındaydı. Bursa'nın bir köyünde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Etrafındaki herkes ona büyüyünce ne olacaksın diye soruyordu. Henüz karar vermemişti. Ancak bir liste yaparak bu işe koyulmuştu. Annesi gibi ev hanımı olabilirdi mesela. Bütün gün evde temizlik ve yemek yapıyordu. Bu iş ona göre değildi. Babası gibi işçi olabilirdi. O ise bütün gün çok yoruldum, bugün çok yorucuydu deyip duruyordu. O da Şebnem'e göre değildi. Polis olabilirdi, öğretmen olabilirdi ya da dedesi gibi bakkal olabilirdi. Bu fikir Şebnem'in çok hoşuna gitti ve okul dışındaki vakitlerinde dedesine çıraklık yapmaya başladı. Şeker tarttı, limon kolonyası doldurdu, bakkalı süpürdü, biten ürünleri yenisiyle doldurdu. Dedesi ise sabah namazını kılıp bakkalı açar, gazete okuyup uyurdu. Onun dışında camiye gidiyordu. Bakkalla çalışmaya başlamak Şebnem'e yaramamıştı. Sürekli bir büyüme, daha çok para kazanma peşinde icatlar yapmaya karar vermişti. Bir gün gelen müşteriye ne içecek önerse kabul etmemesi üzerine birkaç şişesini icat için heba ederek sonunda vişneli sodayı bulmuştu. Ama açık olduğu için kimse tercih etmiyordu. Dedesi görünce çok kızdı ve bu konu kapandı. Bakkalda açık çekirdek de satıyorlardı. Düğün olduğu zaman inanılmaz satışlar yapıyorlardı. Ancak çekirdekleri koyacakları kağıtları yapması gerekiyordu. Şebnem kağıtları yapıp çekirdekleri içine koymayı düşündü. Bu şekilde çok daha hızlı satacaktı. Muhteşem bir fikirdi. Çekirdekleri keselere koydu ancak kimse onun hazır çekirdeklerinden almadı. Açık istediler. İtiraz edemedi Şebnem. Boşalt şunları diye kızdı dedesi ona. Bir gün müşterilerinin görüşlerine önem vererek herkese kağıtlar bıraktı ve bakkalla ilgili olumlu olumsuz düşüncelerini yazmalarını istedi. Bir gün dedesi içerideyken ellerinde kağıtla geldiler. Kağıtta Şebnem'i kötülemişlerdi. Sinirlenmişti Şebnem. Dedesi yine kızmıştı ona. Kimse anlamıyordu onu. Dükkanı büyütme çabalarını, kahveli dedesine gitse boş ver, koy bir oralet derdi ona. Orada da çalışıyordu arada Şebnem. Ama bakkalın yerini tutmuyordu. Bakkala dönüyordu her seferinde. Orada istediği kadar abur cubur yiyebiliyordu. Çöplerini daha uzak bir yere atsa dedesine yakalanmayacaktı aslında. Yazın dedesi köye dondurma getirdiğinde tam bir şenlik havası olurdu. Elektrikler gittiği zaman olumsuz etkileniyorlardı.
dedesi dondurmalar erimesin diye ilçeye götürüp birinin buzluğuna koyduruyordu. Elektrikler girince geri getiriyorlardı. Şebnem dedesinin yokluğunda bu elektrik krizinden faydalanarak mumları iki katı fiyatına satmaya karar verdi. İki de mum yakarak bilgi yakalamaya çalıştı. Ancak kimse mum almadı ve dedesi yine kızdı. Şebnem bir gün müşteri memnuniyetine önem vermek için bütün kapaklı gıdaların içine "Afiyet olsun" yazdı. Müşteriler dedesine şikayette bulundu. "Bunlar açılmış" dediler. Dedesi kızdı. Köylerine zengin bir aile ziyarete geldi. Anne oğul indiler arabadan ve bakkala girdiler. Çocuk ne istese annesi, "Olmaz oğlum, bunlar sağlıksız. Ben sana evde aynısını yaparım" diyordu. Sonunda bir şey alamadan çıktılar. Bunun üzerine düşündü Şebnem. Günümüzde organik adı altında satılan şeyleri Şebnem de komşularını yaptırarak bakkalda satabilirdi. Hemen işe koyuldu ve sanki komşular birbirinden istiyormuş gibi bakkalda satacağından bahsetmeden turşu, tarhana aldı. Halasına kurabiye bile yaptırdı. Köşesini hazırladı. Dedesi gelip görene kadar her şey mükemmel gitti. Ancak dedesi yine ona baltaladı planlarını. Bu işte de suya düştü. Bütün bu yaramazlıklarına rağmen çok büyük yürekliydi küçük Şebnem. O zamanlar telefon kulübesinde asker sevgilisiyle konuşan bir kıza yarı fiyatına jeton verirdi. Kavga ettiklerini görünce de iki katına satardı. Köyde fakir birine kalıp peynir ve zeytin verirdi. Tüm bunları köyün zengin amcasının hesabına yazmasa dedesi kızmayacaktı aslında. Hasta teyzelere ilaç bile verirdi. Bir gün bakkala gelen teyzenin ağrı şikayetlerini dinleyip aynı rahatsızlıkların olması üzerine eve gidip o ilaçtan veriyordu. Sağlık ocağına gitmeye üşenen teyzeler bir daha olmuşlardı. Bir gün doktor geldi bakkala. Dedesi de oradaydı. Aynı anda teyzeler de geldiler ve Şebnem'in şikayetlerini anlatmaya başladılar. Şebnem kızardı, bozardı, yıkığı yine ele verdi. Dedesi payladı o saatte. Doktor bir kenara çekip konuştu. "Oku, doktor ol, reçete yaz" dediler. Şebnem "Yazar olacağım" dedi. İnanmadılar. Annesi "Yemek ye" dedi ona. Şu an iki çocuk annesi bir yazar o. Eğer kitapların tadı olsaydı, dedemin bakkalı bir çuval ay çekirdeği olurdu. O derece tatlıydı. Her yaşa hitap ediyor öncelikle. Büyükler kendi küçüklüklerindeki yaramazlıkları hatırlıyor. Küçükler büyüklerin anlamadığı tek kişi ben değilmişim diyor. Kitapta sayfaları süsleyen çizimler de yer verilmiş. Bir çırpıda okuyacağınız ve kesinlikle keyif alacağınız bu kitabı okumadıysanız hiç vakit kaybetmenizi öneririm. Kitabın konusundan da biraz bahsedelim. Oyuncu anne kitabı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Şermin Çarkacı hayranlarını ve okurlarını fazla bekletmiyor. Ve dedemin bakkalı kitabı ile onlara yine mükemmel bir öykü kitabı sunuyor. Şermin Çarkacı önceki kitaplarında çocuk gelişimi üzerine tecrübelerini direkt olarak okurlarıyla paylaşmıştı. Dedemin bakkalı kitabında ise bu kez yine kendi tecrübelerinden esinlenerek büyüklere kendilerini çocukların gözünden görme şansı tanıyor. Bunun yanında Şermin Çarkacı, dedemin bakkalı kitabı ile bir bakkal vasıtasıyla çocuklara farklı bir açıdan ticareti, yenilikçi olmayı ve insan ilişkilerine dair bilgileri sunuyor. Yani bu kitap, yeni kitap hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden güzel bir eser. Evet sevgili okuyucular, bu haftaki kitabımız da dedemin bakkalı kitabıydı. Umarım kitabı okuma fırsatınız olur ve yorum bölümünde ilgili kitapla ilgili değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar diler. Teşekkür ederim.